Depreme Kahramanmaraş'ta Avşar kız öğrenci olduğuna yakalandık. Deprem bitmeden dışarıya çıkmadık. Hiç bitmeyecek gibiydi çünkü. Bittikten sonra zaten biz tahliye olduk aşağıya inip. Yani çok korktuk. Tek başımızaydık, yurttaydık. Bütün umutlarımız enkazın altında kaldı zaten. Yıllarca biz emek verdik. Yani üniversite ortamını görmek için, üniversiteyi okumak için. Hepsi boşa gitti gibi bir şey. İkinci sınıfta da online eğitim gördüm ben. Zaten oradan hakkıyla geçmiyor. Hocalar da mecbur oldukları için geçirmek zorunda kalıyor. Bize bir faydası olmuyor. Mesela diyelim sağlıkçı olarak bizim staj görmemiz gerekiyor ya da uygulamalı olarak ders görmemiz gerekiyor. Ama online eğitimden yani bir faydası olmayacak. Zaten her bir şey sağlıkta eğitimsizlikten dolayı böyle oluyor. Depremden önce gördüğünüz gibi arkadaki evde oturuyordum. Yani ufaksa da sıkıntımız yoktu. Mutlu geçiniyorduk yani. Çalışıyorduk. Hepimiz işimize gücümüze bakıyorduk yani. Depremde kaybınız var mı? Amcamın çocukları var. Dayımın çocukları var. Çok yakın akraba, daha diğer akrabalarımız var yani. Çok şükür çocuklarımızda bir sıkıntı yok ama çok yakın akrabalarımız bak hepsini enkaz altında çıkarmışlar. Gidemiyoruz. Yolların çoğu tıkalı şeydir. 50 kişiden fazla çok yakın akrabalarımız var. İlk günü hem yağmur vardı. Deprem bir yandan. Hepimiz şu çadırın altına sığındık. Çoluk çocuk birden. Yani daha çevreden gelen de biz buraya sığındırdık yani. Hiçbir yardım yok. İkinci günü yok. Üçüncü günü kendi imkanlarımızdan çabalıyoruz yani. Oraya gidiyoruz, buraya gidiyoruz. Derme çatma şurada ayrı bir naylondan çadır yaptık. İçine girdik. Bir aylık torunumuz vardı. Yani bugün çok iyi bir günümüz. Bir haftaya göre. Vallahi devletten bir an önce Adıyaman'ın tekrar bir Adıyaman olmasını istiyorum. Bundan sonra sağlam bir yerde bir şeyler yapsalar çoğu insan burada durur. Tabii ki binaların şu anda yani bir günde yapılacak bir şey değil. Onlar da zamanla hızla yapılsa çok iyi olur.